Değerli izleyiciler, Kardelen Televizyonu ekranlarından mutlu akşamlar. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana haber bültenimizde karşınızdayız. Ve ilk olarak Diyarbakır Sur'dan başlayacağız. Diyarbakır Valiliği, HDP'nin bugün sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek amaçlı yapmayı planladı. Yürüyüş nedeniyle Sur'un tüm bölgelerine girişleri yasakladı. Valilik ilçede ikamet edenlerin dışında ikinci bir emre kadar kimsenin Sur'a alınmayacağını duyurdu. Diyarbakır'da valilik bugün HDP'nin sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek amaçlı yapmayı planladığı yürüyüş nedeniyle Sur'a girişleri yasakladı. Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamayla yasağın detayları ve içeriği halka iletildi. Evet, Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamayı ekranlarınıza getirdik. Şimdi İçişleri Bakanlığı'na geçeceğiz. En üst merciden bir açıklama daha geldi Efkan Ala. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın Sur'da yapmayı düşündüğü yürüyüş çağrısına ilişkin provokasyon yapan sonuçlarına katlanır açıklamalarında bulundu. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın hainlere yönelik operasyonların yapıldığı ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı Diyarbakır'ın Sur ilçesine yürüyüş çağrısına İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan açıklama geldi. Bunun açık bir provokasyon olduğunu ifade eden Bakan Ala, provokasyonu yapan da sonuçlarından sorumludur. Vatandaşlarımıza çağrımızda kesinlikle bu tür provokasyonlara prim vermemelidir. Biz onların huzur ve güvenliği için her türlü hukuki işlemi yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde huzur ortamını inşallah hazırlayıp kendilerine takdim edeceğiz diye konuştu. Evet, Selahattin Demirtaş'ın bu çağrısına yönelik açıklamaları izledik. Şimdi Sur'da neler yaşandı? Bir onlara bakalım. Diyarbakır Sur'da Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla sokağa dökülen binlerce terör örgütü yandaşı olaylar çıkardı. Lastik yaktı, taş ve sopalarla polise saldırdı. Örgüt yandaşlarına polis müdahale etti. Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla sokağa dökülen terör örgütü yandaşları polise saldırdı. Cadde ve sokaklarda toplanan örgüt üyeleri Molotov kokteylleriyle polise saldırdı. Caddelere barikat kuran, taş ve sopalarla güvenlik kuvvetlerine saldıran hainlere polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine Diyarbakır'da yaşanan olayları ekranlarınıza getirdik. Şimdi operasyonlara geçelim. Yine Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hainlere karşı yapılan operasyonlarda 90 gün geride kaldı. Akşam gazetesinin haberine göre önceki gece hainlerin sözde karargah binasına operasyon düzenlendi. Operasyonda top atışına tutulan karargah binaları yıkılırken 20 hain öldü, 5 hain de teslim oldu. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde güvenlik kuvvetlerinin hainlere karşı yürüttüğü operasyonlar 90. gününe girdi. Operasyonlarda bordo bereli askerler, jandarma özel harekat kuvvetleri, özel harekat polisleri ve geçici köy korucularının sürdürdüğü operasyonlarda 243 hain öldürüldü. 245 el yapımı patlayıcı ise imha edildi. Hasırlı, Fatih Paşa ve Savaş mahallelerinde teröristlerle çatışmalar devam ediyor. Akşam gazetesinde yer alan habere göre önceki gece hainlerin sözde karargah olarak kullandığı binaya operasyon düzenlendi. Binanın top ateşiyle vurulması üzerine bina çöktü. 20 hain çöken binada öldü. 5 hain ise teslim oldu. Mersin'de ilkokul ve ortaokul öğrencileri Diyarbakır'ın Sur ilçesinde vatanı korumak için hainlere karşı mücadele veren asker ve polislere moral amaçlı mektup yazdı. Öğrenciler mektuplarında duygularını kağıda döktü.
Mersin'de ilk ve orta derecede eğitim gören öğrenciler Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütüyle mücadele eden güvenlik güçlerine destek amaçlı mektup yazdı. Öğrenciler güvenlik güçlerine moral ve destek vermek için bütün duygularını samimi olarak kağıda döktü. Mektuplarında dualarıyla güvenlik güçlerinin yanında olduğunu ifade eden öğrenciler onlardan da mektuplarına cevap yazmalarını istiyor. Çok sevindim mektup yazacağımı öğrenince. Çünkü onlar Güneydoğu'da uzakta oldukları için onlarla konuşma ihtimali olmadığı için içimdeki duyguları kağıda dökeceğimi öğrenince çok sevindim. Orada benim amcam vardı, ben ona yazmıştım mektubumu. Ne yazdın amcana? İşte sonuna kadar sizinleyiz. Sonra kalemlerimizle size destek oluyoruz, silah olmasa elimizde. Hani belki de en doğru olan buydu. Çünkü biz destek olarak oraya öğrencilerimizle topla tüfekle gidemeyiz. Bizim onlara en büyük desteğimiz kalemimiz, kağıdımız ve oradan dökülecek olan duygu ve düşüncelerdir. Öğrenciler orada ne yapıldığını vatan için, millet için, bu birlik için, devlet birliği için, askerlerimizin, polislerimizin ne yaptığını kaleme alıp onlara gönderdikleri zaman ve onlar okuduklarında ha diyecekler, biz boşuna burada bu devleti yıkmak isteyen terör gruplarıyla boşuna savaşmıyoruz. Bir amacımız var. Bu ifade, bu duygu onlarda oluştuğu zaman belki de bizler için en yeterli durum ya da nokta bu olacaktır. Şimdi siyasi gündemle devam edelim. Cumhurbaşkanı ile başlayacağız siyasi gündeme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Nijerya'ya geçti. Nijerya'da mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nijerya'da konuştu. Cumhurbaşkanlığı görevine seçildikten sonra Nijerya'ya ilk resmi ziyaretimi yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Nijerya'da açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya ile geleceğe yönelik atılan adımlardan bahsetti. İkili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu. İmzaladığımız anlaşmalar ve mutabakat muhtıraları iki ülkenin ilişkilerini daha da ileri noktaya taşıyacak belgelerdir. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Nijerya ile geleceğe yönelik atacağımız adımların siyasi yanı vardır, askeri yanı vardır, ekonomik, ticari, kültürel yanı vardır. Kültürel alanda neler yapılabileceği üzerinde ortak çaba göstermeliyiz. Parlamentolarımız arasında ikili ilişkilerimizi geliştirmemizin çok büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum. Bir an önce karşılıklı dostluk gruplarının kurulmasında büyük faydalar var. İnanıyorum ki gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerekse Nijerya Parlamentosu en kısa zamanda gerekli adımları atacaktır. Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Nijerya'da uluslararası alanda yaşanan terör olaylarıyla açıklamalarda bulunarak bölgesel sorunlardan bahsetti. Altını çizerek ifade etmek istediğim bir konu daha var. There is another issue that I would like to underline. Çünkü bu konuda Türkiye olarak bizler de çok çok dertliyiz. Uzun zamandır terörle mücadele eden bir ülke olarak Nijerya'da yaşanan her menfur eylem bizim de yüreğimizi dağılıyor. 31 Ocak ve 9 Şubat'taki insanlık dışı eylemler dolayısıyla bir kez daha şahsım, milletim adına başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyorum. Bu eylemler terörün kanlı yüzünün dünyanın her yerinde aynı olduğunun bir başka delilidir. Bizi üzen bir şey bir Müslüman olarak özellikle var. Irak'a bakıyoruz, Suriye'ye bakıyoruz, Nijerya'ya bakıyoruz, Yemen'e bakıyoruz. Öldüren Allahu Ekber diyor, ölen Allahu Ekber diyor. Çünkü terörün dini yoktur, milleti yoktur. Because terrorism knows no religion, no nationality. Terör örgütleri arasında asla ayrım yapılmasını tasvip etmiyoruz. Terörün bir dinle, inanç grubuyla
veya etnik unsurla irtibatlandırılması ancak teröristlerin ekmeğine yağ sürecektir. Terörün ve marjinal yapıların bu dokuyu tahrip etmesine asla fırsat vermemeliyiz. Terör konusunda, terörle mücadele konusunda Türkiye olarak Nijerya'yla işbirliği yapmaya her zaman varız. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Başbakanla devam edelim. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yapılacak su anlaşmasına ilişkin bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değerli Başbakanı Sayın Ömer Kalyoncu, resmi ziyaret için Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yapılacak olan su projesi için Ankara'da Başbakan Ömer Kalyoncu ile bir araya geldi ve ortak basın toplantısı düzenledi. Bu resmi ziyareti çok önemli bir anlaşmayla, asrın projesini muhtevi bir anlaşmayla da taşlandırdık. Başbakan Davutoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman yanında olduğunu söyleyerek imzaların atıldığı projeye bir asrın projesidir dedi. Bu asrın projesidir, doğru. Çünkü bu dünyada çok ender, belki de bu anlamda ilk deniz aşırı bir su aktarım hattıyla yavru vatan, ana vatana bir kez daha bağlanmış oluyor. Asırlarca aynı kaderi paylaşan ana vatan ile yavru vatan, 1974'te oraya giden şehitlerimizin akan kanıyla ebedi ve ezeli birliktelik, ebedi birlikteliğe dönüşmüştü. Şimdi de buradan akan suyumuzla su gibi aziz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ülkemizin, benim de doğduğum büyüdüğüm Torosların sularını gönderiyoruz. Bu kez dünyada saygın ve tanınmış bir ülke olarak da yine kendi yoluna devam edebilecek birikime sahip olması iktiza eder. Bu konuda Türkiye her zaman, hangi şartta olursa olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs'ta soydaşlarımızın yanındadır. Hiç kimse burada yanlış bir hesap içine girmemelidir. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği destek, işte bugün olmazı olur kılan destek, su projesinde olduğu gibi hep sürecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızın, kardeşlerimizin huzur, güven ve istikrar içinde yaşaması için ne gerekiyorsa bundan şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Davutoğlu soru cevap kısmında Can Dündar ve Erdem Gül kararını değerlendirdi. Bu iki gazeteci aradan çok uzun bir süre geçtikten sonra bununla ilgili bazı gizli kalması gereken belgeleri yayınlayarak tekrar Türkiye hükümeti tam da kritik bir vakitte yine yeni Cenevre görüşme yaparken tekrar bugün konuyu gündeme getirmek için kendilerine verilen ve yayınlaması kanuni bakımdan da sakıncalı olan belgeleri yayınlamışlardır. Bu da dünyanın neresinde olursa olsun yapılmaması gereken bir eylemdir. Dünyada hiçbir ülkede o ülkenin istihbaratının yürüttüğü bir çalışmayla ilgili devlet izine sızmış bir çetenin yaptığı faaliyetler bağlamında basın özgürlüğü değerlendirilmez. Dolayısıyla ortada işin esasına gidildiğinde açık bir Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine, halkına yönelik bir casusluk faaliyeti söz konusudur. İstanbul'da ise bugün bomba paniği yaşandı. Kartal'da çöpe atılan dinamit lokumu şeklinde üzerinde kablolar olan oyuncak polisi alarma geçirdi. Oyuncağın vatandaşlar tarafından çöpe atıldığının anlaşılması üzerine olay yerine bomba imha uzmanı sevk edilmedi. Kartal'da bir çöpün içerisinde görülen dinamit şeklindeki cisim vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. Polis ise kısa sürede olay yerine gelerek çevre güvenliği aldı. Olay yerine bomba imha uzmanları beklenirken apartmanın balkonunda duran bir kadın, "O oyuncak, komşum çöpe attı," dedi. Buna rağmen tedbiri elden bırakmayan polis bir süre daha beklemede kaldı. Balkondaki kadın ve diğer komşuları polisin yanına gelerek cismin oyuncak olduğunu söylemesi üzerine çöpteki oyuncak alınarak ekipler tarafından götürüldü. (Gülüyor)
Koç Holding'in Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğiyle 2006 yılından bu yana gençler spor ve eğlenceyle buluşturduğu ve bu yıl ilk kez kış sporlarını da eklediği Koç Spor Fest'te Palandöken kış oyunları başladı. Koç Holding ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen Koç Spor Fest etkinliklerine bu yıl kış sporları da eklendi. Palandöken Dağı'nda 4 gün boyunca sürecek olan üniversiteler arası kış yarışmaları bugün başladı. Palandöken Kayak Merkezi'nde 4 Mart'a kadar sürecek oyunlarda kayak ve snowboard yarışları düzenleniyor. Oyunların teknik koordinatörlüğünü yürüten Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Okan Gültekin, oyunlardaki yarışmaların üniversite öğrencilerine açık olduğunu söyledi. Bu yıl geçmişte düzenlenen bir spor organizasyonu ilk defa Koç Spor Fest kış organizasyonu olarak gerçekleşiyor. Üniversite Türkiye Şampiyonası ve aynı zamanda üniversite açık yarışı var. Açık yarışın anlamı şu, üniversite kimliğine sahip herkes gelip bu yarışlara katılabiliyor. Bu anlamda Atatürk Üniversitesi'nden de açık yarışa katılan bir hayli arkadaşımız var. Erzurum'u bizim için yeri önemli. Pistleri, ev sahipliği konusunda bizlere verdikleri destek konusunu önemli buluyoruz. Herkese de çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük bu organizasyonun oluşmasında emek sarf ettiler. 360 civarında katılımcı var. Gördüğünüz gibi stand alanlarımız var. Sporcu arkadaşlarımızın yarış dışında da burada aktivitelerde bulunması, bir birliktelik sağlamak için bazı organizasyonları düzenlemek hedefimizde. İlk günümüz çok başarılı geçiyor. Türkiye'de kar problemi olmasına rağmen bizim yarış pistlerimiz inanılmaz güzel. Sporcular memnun. Hava güzel. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Atakan Alaftargil de yapılan festivalde üniversite olarak bütün yarışlarda favori olduklarını ifade etti. 4 gün sürecek olan etaplarda ilk gün alp disiplini büyük slalom yarışması, ikinci gün snowboard büyük slalom yarışması, üçüncü gün slalom alp disiplini ve dördüncü gün snowboard slalom yarışmasıyla Koç Fest etabını üniversite Türkiye Şampiyonası'nı noktalamış olacağız. Bugün ilk gün çok güzel aktivasyonlar var. Bu festival havasında zaten adı üzerinde Koç Fest. Yarışmanın yanında yıllardır normal büyük slalom ve slalom yaparız ama bu yıl ona ilave açık paralel yarışması da düzenleniyor. O da sporcuların yine özel bir yarış olduğu için hem farklı bir atmosfer yaşamaları hem ayrı bir yarışma, eleme usulüyle bir yarışma gerçekleşecek. Sabahleyin ilk etabı büyük slalomu tamamladık. Bu tamamlamalardan dolayı tabii ben ayrıca Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisiyim. Bizim Atatürk Üniversitesi bugün erkeklerde Ersin Beydüz birinci, Batuhan Kürem ikinci oldu. Ferdi olarak 1 ve 2 bizde ayrıca takım olarak da birinciliği elde ettik bugün itibariyle. Yarın inşallah snowboard müsabakalarında erkeklerden birincilik bekliyoruz. Bayanlarda da yine ferdi olarak birinciliği elde edeceğiz diye umuyorum. Sizleri de tabii burada görmekten mutluluk duyuyorum. Şöyle kayak sporuna vermiş olduğunuz katkılardan dolayı bu tarz organizasyonları halkımıza yansıtmanızdan dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Yine 4 gün içerisinde çok farklı eğlencelerle, çok güzel yarışmalarla halkımızı da, öğrencilerimizi Atatürk Üniversitesi Erzurum'da, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerimizi de bu tarz aktivasyonlara davet ediyoruz ve bekliyoruz. Dün Kültür Turizm Müdürlüğü'nde kış turizminin başkenti sayılan Erzurum'a internet sitesinin giriş bölümünde yer vermediği haberimizi sizlere iletmiştik. Bugün de gördük ki sorun sadece bakanlıkta değil. Kentin valisi, belediye başkanı Erzurum'un kış turizm merkezi olması için elinden geleni yapıyor. Ama gelin görün ki Kültür Turizm Müdürlüğü kente gelmek için bilgi isteyenlere otel yönlendirmesinden başka bir şey yapmıyor. Detayları ise haberimizde izliyoruz.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde kış turizmi kentlerinde dünyanın en önemli kayak merkezlerine sahip Erzurum'un bulunmaması tepki çekmişti. Her yıl turizmde yeni hedefler belirleyen Erzurum için birçok noktada kentin sivil toplum kuruluşları ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onlarca organizasyon düzenlendi. Erzurum tüm Türkiye'ye kışın en güzel turizm mekanlarından olduğunu ispatlamak adına ikinci kez Winterfest'i düzenledi. Erzurum sadece başarılı spor organizasyonlarıyla değil, kültürüyle, tarihiyle, sıcaklığıyla herkeste iz bırakan bir kadim şehirdir. Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in öncülüğünü yaptığı turizm atakları maalesef bakanlık kurumları nedeniyle sekteye uğratılıyor. Dış ülkelerden Türkiye'ye turist olarak gelmeyi düşünenler girdikleri kultur.gov.tr adresinde kış turizm merkezleri olarak Kartaltepe, Erciyes ve Uludağ görülüyor. Peki bunun nedeni ne? Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın neredeyse yok saydığı Erzurum'a bir kanıt da il müdürlüğünden tespit edildi. İnternet sitesinde bahsi geçen merkezlerden biri olan Erciyes, turizm noktasında tercih edenlere büyük imkanlar sunuyor. Öyle ki Kayseri Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü aradığımız zaman sizleri turist danışmanları karşılıyor. Danışmanlar kentte neler yapabileceğinizi ve nerelerde konaklayabileceğinizi anlatıyor. Hatta kış tatili için Kayseri'yi tercih edenlere müdürlük tarafından servis araçları dahi tahsis ediliyor. Bakanlığın yok saydığı Erzurum'da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nü aradığımız zamansa skandal cevaplarla karşılaşıyorsunuz. Telefonun ucundaki görevli müdürlüğün böyle bir görevi olmadığını söylüyor ve danışmanlıkların kurulmasına rağmen otellere yönlendirmekten başka herhangi bir yol göstericiyle karşılaşamıyorsunuz. Evet, tüm bu olumsuzluklara rağmen bu kış harika bir sezon geçiren Palandöken'de kayak hareketliliği bitmiyor. Sezonun bitimine yaklaşılırken havaların iyiden iyiye ısındığı şu günlerde kayak merkezleri hala kayakseverlerle dolup taşıyor. Kayak sezonunun bitimine yaklaşırken güzel bir yıl geçiren Palandöken kayak merkezlerinde kayakseverler rahatlıkla kayağın keyfini çıkarıyor. Önceki yıllara oranla bu kış mevsiminde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi dolu dolu bir sezon geçirdi. Pist sorumlusu Cem Vuraler yaptığı açıklamada havaların ısındığı şu günlerde kayak hareketliliğinin hala devam ettiğini söyledi. Bir haftadır yoğun bir şekilde hava sıcaklığı arttı. Fakat kayak merkezimizde kar seviyemiz düşmemesi sebebiyle gelen kayakçılar memnun bir şekilde kayağını kaymaktadır. Gördüğünüz gibi sıfır noktasında başlangıç seviyesi olmasına rağmen halen daha kayak kayılıyor. Hafta sonu da özellikle yurt içi başka şehirlerde yüksek bir şekilde kayakçı talebi alıyoruz. Bu da geçen yıllara göre bu tarihte gerçekten çok üst seviyeye çıktı. Bütün kayakçıları Mart ayının sonuna kadar kayağı bekliyorum. Geldikleri zaman kar seviyenin çok yüksek seviyede olduğunu zaten görecekler. Bütün pistlerimiz, hiçbir pistimiz kar seviyesinden dolayı kapatılmamıştır. Bütün pistlerimiz açıktır. Peki hocam, var mı böyle bir kampanyanın sezonun bitimine yakın? Evet, kayakçıları son bir ay en azından biraz daha memnun etmek için bugün tarihi itibariyle bir kampanya başlattık. Bilet fiyatlarında %40'a varan indirimlerle kayakçıları biraz daha en azından sezonun sonunda kayağı biraz daha teşvik etmek istedik. Örnek verirsem günlük biletimiz 40 liraydı. Şu anda 25 TL'ye günlük gelip bütün kayakçılarımız sabahtan akşama kadar kayağını zevkli bir şekilde yapacaktır. Değerli izleyiciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2016 yılı hac kurallarına 1 milyon 760 bin kişi katıldı. Kura sonuçlarını bekleyen hacı adayları bugün heyecan içerisindeydi. Sabah saatlerinde başlayan kura sonuçları 21'e kadar devam edecek. Kuradan sonra hac heyecanı yaşayan vatandaşlar Diyanet'in resmi sitesinde sonuçlara bakabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2016 yılı hac kuralları çekildi. Kuraya 1 milyon 760 bin 751 kişi katıldı.
Kura'ya geçmiş yıllarda haç kurasına katılmasına rağmen kontenjan yetersizliğinden hacca gidemeyen 1.178.983 kişinin yanı sıra bu yıl başvuran 581.768 kişinin de dahil olmasıyla toplam 1.760.751 vatandaş girdi. Kutsal topraklara gitmek için bu yıl haç kurasına katılan onlarca Erzurumlu, İl Müftülüğü konferans salonunda heyecanlı bir bekleyiş yaşadı. Salonda heyecan içerisinde yaşayan hacı adayları heyecanlarını böyle dile getirdi. 6-7 yıldır 8'e girdim. İnşallah çıkar. 9 yıldır. 9 yıldır. Evet. İnşallah bu yıl nasip oldu. İnşallah. Neler hissediyorsunuz? Duygulanıyoruz, bekliyoruz. Her yıl takip ediyorsunuz. Her yıl takip ediyorum, evet. Bekliyorsunuz. Kendim gitmişim de çocuklar şimdi beyler. Başkası için bekliyorsunuz. Çünkü kendi çocuklar. 8 yıldır bekliyoruz. 8 yıldır bekliyoruz. Evet. İnşallah bir nasip olur. İnşallah biz de umutla bekleyeceğiz. Neler hissediyorsunuz? Neler çok anne hayacanımdan duramıyorum. Bu gece şükür duyuyormuş ya. 7 yıldır bekliyorum. Neler hissediyorsunuz? Vallahi çok duygusal duyguluyuz. Zaten daha 4 sene önce ümriye yapmıştık hanımla. Geçen sene hanıma kurresiz çıktı, 9 yıl idi. Bu sene bizi de 38 mi 39 kere tabi tuttular. İnşallah hayırlısına Rabbim nasip eder. İnşallah bir çıkar. İnşallah Rabbim hayırlısı nasip etsin. Neler hissediyorsunuz? Efendim? Neler hissediyorsunuz? Vallahi heyecanlıyız, bekliyoruz. Kaç yaşındasınız? 80 yaşında. Kaç yıldır bekliyorsunuz? Buyur. Kaç yıldır bekliyorsunuz çıkmasını? Benim yok. Kızımın var, oğlumun var. Onu bekliyorsunuz ya. Ben de yalavuzum gettiler buraya. Kura sonuçları saat 21'den itibaren başkanlığın internet sitesinde yayımlanacak. TRT'nin çok sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul Kadrosu 16 Mart'ta Horasan'ın düşman işgalinden kurtuluşu töreninde olacak. Diriliş Ertuğrul'un bazı sahneleri o gün Horasan'da çekilecek. Olduğunca öldüren, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. 7'den 70'e herkesin büyük bir beğeni ve ilgiyle izlediği Diriliş Ertuğrul dizisinde sık sık Erzurum adının geçmesi, tarihi gerçekler açısından Erzurum'u ön plana çıkardı. Şimdi ise Horasan'ın kurtuluşu dizide işlenecek ve dizinin bir bölümü Horasan'da çekilecek. Bizim bu topraklara gelişimiz boşuna değildir. Ya bu toprakları zalime çiğnetmeden yaşarız... Ya Allah! Ya da zalimin karşısında dik durmayıp... Korkak gibi bu tarih sayfasından siliniriz. Bundan gayrı kılıyor. Dizinin yönetmeni ve yapımcısı Metin Günay, madem ki hikayemizin bir bölümü Erzurum'da geçiyor, şu halde bu dizideki bazı çekimlerde Erzurum'da olmalıdır diyerek 16 Mart'ta Horasan'da plato kuracaklarını duyurdu. Pusat'ın kınında hiç durmayacak. Bu acıyı bize yaşatan. Bize dünyayı cehennem eyleyenlere... Erzurum'da ilginç bir olay yaşandı. Üç arkadaş araç içerisindeydiler. Bir yandan parfüm sıktılar, bir yandan sigara içmek için çakmak yaktılar. Sonra ne mi oldu? Parfüm bir anda bomba gibi patladı. Araç içine çıkan yangında genç arkadaşların yüzleri yandı. Erzurum'da arkadaşları Ahmet İlker'in kullandığı otomobille gezen Oğuzhan Kayaoğlu ile Muhammed Köksal, güzel kokması için aracın içerisine sıktıkları parfüm, sigara içmek üzere yakılan çakmak ateşiyle bomba gibi patladı. Sürücü Ahmet İlker hafif yaralanırken Oğuzhan Kayaoğlu ile Muhammed Köksal ise ağır yaralandı. Araba parfümünün alev almasıyla yandı. Arabada oturuyor muydunuz? Arabada oturuyorduk, evet. Ne yaptınız? Araba parfümünü bolca sıktık abi, bayağı sıktık yani. Üstümüze falan da sıktık. Hatta üstümüz falan da yandı ondan dolayı. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 arkadaştan İlker ayakta gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Kayaoğlu ile Köksal ise mumya gibi sarılarak yanık merkezinde tedavi altına alındı.
Şimdi ise bir PlayStation kafesi düşünün, içinde ücretsiz çay ikramı var. Fakat bundan yararlanmak için kitap okumak gerekiyor. Halk arasında takdir toplayan proje Erzurum'da bir PlayStation salonu işletmecisine ait. Vatandaşlar burada bir yandan kitaplarını okuyor, bir yandan da ücretsiz çayını içiyor. Erzurum'da bir PlayStation işletmecisi dükkanında kitap severleri misafir ediyor. Kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki dükkanında vatandaşlar hem kitaplarını okuyor hem de ikram edilen çayı içiyor. İşletme sahibi ise PlayStation salonunun sadece bir oyun salonu olarak düşünülmesini istemiyor. Kitap okuma günlerimizi çarşamba günleri yapıyoruz. Düzenlemiş olduğumuz bu etkinlik de genelde halkımıza yönelik bir çalışma. Ama bundan ziyade buraya gelen müşterilerimizin sadece oyun vasfıyla değil, burayı farklı bir kültürel bir yapı içerisinde de değerlendirmelerini düşündüğümüz için. Bir bayan arkadaşımız sayesinde fikir aklımızda oluşmaya başladı. Sonrasında da bugünlere geldik. Çarşamba günleri saat 12 ile 4 arasında bayağı bir yoğunluğumuz oluyor. Bu müşterilerimize, genelde kitap okuyan müşterilerimize çay ikramlarımız var. Güzel bir ortam sunmaya çalışıyoruz mümkün mertebe. İlgi alaka yavaş yavaş yoğunluğumuz artıyor. Tabii ilk başladığımız zaman bunun bir reklamını yapmadık biz. Genelde iç dükkan içerisinde bir çalışmamız olmuştu. Buraya gelen müşterilerimiz onlara görerekten burada bunlar mı varmış? Sonrasında öğrenciler arasında yayınmaya başlamak suretiyle belli bir potansiyele ulaştık. Nevşehir'de jandarma karakol komutanlığı ekiplerince merkez ve birçok ilçede zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu şüpheliler gözaltına alınırken çok miktarda da suç aleti ele geçirildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma karakol komutanlığı ekipleri tarafından Nevşehir Merkez, Ürgüp, Ortahisar ve Muratpaşa'da çeşitli ev mekanları ve araçlar takibe alındı. Uzun süren istihbarat ve teknik takip sonucunda Ürgüp Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle Nevşehir Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri belirlenen evlere, mekanlara ve araçlara sabah saatlerinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyon sonucunda uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca, bıçak ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan aletler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i serbest kalırken 3 kişi ise uyuşturucu madde imal etmek ve satmak suçundan adliyeye sevk edildi. Antalya, Almanya'dan 20 yıl önce Antalya'ya gelen turist rehberi sokakta gördüğü hayvanlara kayıtsız kalmadı. Bir dernek kurdu. Kurduğu dernek büyüdü. Birikimleriyle ve dernekten gelen parayla arsa alarak sokak hayvanlarına barınak yaptı. Yıllarca evinde köpek besleyen turist rehberi Hüzün Esen, 20 yıl önce Almanya'dan gelerek Antalya'ya yerleşti. Sokakta gördüğü hayvanlardan çok etkilendi. Onların dramına kayıtsız kalmadı ve durumu Almanya'daki bir arkadaşıyla paylaştı. İki arkadaş Almanya'da hayvanlar yararına bir dernek kurup sosyal medya üzerinden de yapılandı. Hayvansever Esen, yıllardır yaptığı birikimle Antalya'da aldığı evi sattı ve dernekten gelen yardımı da ekleyerek Aksu'da 10 dönümlük arsa satın aldı. Arsa üzerine 3 hayvan barınağı yapan Esen şu an sokakta gördüğü sakat, hasta kedi, köpek, at ve eşekleri alarak bakımlarını üstleniyor. Tadımız yavrular ama bizim orası yerimiz kısıtlı olduğu için hepsini oraya koyamıyoruz. Evet. Biraz burası sağlıklı oluyorlar hayvanlar. Ne kadar kapatırsan hayvanları o kadar da hastalık kaparlar. Keşke hepsi yuva bulabilseler, hepsi mutlu olsalar. Bunların
İleri inşallah iyi olur. Yani ilerisi. Tamam aşkım. Değerli izleyiciler, Kardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninde gündemin öne çıkan başlıklarını sizlere aktardık. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Hükümet, her eve iş ve aş sözü kapsamında dev bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar devlet kuruluşlarında yol bakımı, okul temizliği, araç dikimi gibi toplum yararına işlerde çalıştırılan dezavantaj kesimleri, özel sektöre yenilenecek bir adım atılıyor. Bu kapsamda hükümet bir yıldan fazla işsiz kalanlar, kadınlar, 35 yaş üstü işsizler, engelliler ve 25 yaş altı gençlere iş kapısı açmak için düğmeye bastı. Özel sektöre bu gruplardan eleman al, 9 ay çalıştır, ücretin %60'ı ve sigorta devletten denilecek. İstanbul Ticaret Odası bu yılın Şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün %43 ile kuru soğan olduğunu bildirdi. İstanbul Ticaret Odası tarafından Şubat 2016 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. Bu dönemde fiyatlarda mevsimsel şartlara bağlı olarak artış yaşanan kuru soğan %43 pahalandı. Öte yandan Şubat'ta perakende fiyatlar İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul Ücretler Geçinme İndeksinde yer alan 242 üründe 83'ünde artarken 42'sinde azaldı. 117'sinde ise değişmedi. Geçtiğimiz hafta İsviçre'ye giden ve mali konularla ilgili savunma veren Dursun Özbek ve yönetiminin çabaları sonuç vermedi. UEFA Galatasaray'ı bir yıl Avrupa Kupalarından men etti. Galatasaray'ın cezasını çekebilmesi için bu sezon Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde etmesi gerekecek. Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Çaykur Rizespor konuk ettiği Medipol Başakşehir'i uzatmada attığı golle 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Çaykur Rizespor yarı finale kalan ilk takım oldu. Rize Yenişehir Stadı'nda oynanan ve hakem Sarper Barış Sakan'ın düdük çaldığı maçta ev sahibi Çaykur Rizespor'a maçı kazandıran golü 90+2'de Deniz Kadah kaydetti. Çaykur Rizespor'un yarı finaldeki rakibi İstanbul'da oynanacak olan Galatasaray-Aksar Belediye maçından sonra belli olacak.